Hocam bu hafta Merkez Bankası toplantısı var. Dilerseniz onunla başlayalım. TEPAV'ın da bu konudaki açıklamalarını böyle bir, değil mi? Para Hayır, şimdi politikası şey var konusunda. ya, gölge para politikası kurulu var ya, o Ben açıdan ben merakla bekliyorum. onu deneyeyim Hocam da dedim. iş. Öyle öyle zaten. Kendileri de söylüyorlar. Ben gizli bir şey söylemiyorum yani. Ama o şey gibi Öyle oluyor. bakıyorlar. Onu niye söylemedim? Hani şimdi gölge kabine vardı klasik. O muhalefetin hani iktidara karşı bizim de bak Maliye Bakanımız bu işte. Şimdi gölge PPK deyince ya yani bir muhalif gibi algılanmasın diye. Yok, hiç alakası yok. Değil mi? Tamamen Bir düşünce şey, kuruluşu. tabii tamamen bir düşünce kuruluşu, Tamam. bir sivil toplum kuruluşu bir Aynen. yanıyla ve bağımsız hocalarımızdan oluşan bir kurul. Peki buyurun hocam ne bekleriz? Aslında biz de dün çok hararetli bir TEPAV bünyesinde mini PPK'mızı gerçekleştirmiş olduk. TEPAV bünyesindeki PPK ekibimizde de gerçekten çok değerli kişiler var. Hem akademik açıdan çalışmalarıyla hem de daha önce gerek Merkez Bankacılığı, gerek hazine, gerekse hazine tarafındaki, maliye tarafındaki çalışma tecrübeleriyle beraber, kamu tarafındaki çalışma tecrübeleriyle beraber aslında kapsamlı hem kamu maliyesi hem de Merkez Bankası para politikası tarafında oldukça tecrübeli insanlarla birlikte oluşturduğumuz bizim de bir PPK ekibimiz var. Bu ekip bünyesinde biz de dün oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirmiş olduk. Yani PPK'mızı yapmış olduk. Bu çerçevede tabii ki temel konuştuğumuz konu neden son haftalarda yoğun bir şekilde kur üzerindeki baskı artarak devam ediyor? Neden yurt dışına portföy çıkışları hızlanıyor? Neden rezervler hızlı bir şekilde gidiyor ve buna karşı neler yapılması gerektiği konusu tabii bizim aslında en çok konuştuğumuz gündemi oluşturan süreçler içerisinde oldu. İsterseniz ilk önce bir neler yaşıyoruz, bir semptomları değerlendirip ondan sonra da bizim önerilerimiz çerçevesinde neler yapılması gerektiğini kısaca sizlere aktarmaya çalışayım. Şimdi ilk önce aslında Merkez Bankası'nın para politikası faizinde durma kararı alması sürecinden bu yana gerek gerçekleşen enflasyon, gerek enflasyon beklentileri, gerekse finansal piyasalar üzerindeki risk indikatörlerinin biz önemli ölçüde bozulmaya başladığını gördük. Buradaki temel sorun da aslında Merkez Bankası tarafında faiz oranlarında tabana erişildiği ve artık faiz konusunda farklı bir adım atılamayacağı konusunda, piyasa konusunda oluşan beklenti olmuş oldu. Bu beklenti tabii oldukça olumsuz bir beklenti oldu. Bu hem yurt içindeki yerleşiklerin dövize yoğun bir şekilde talep göstermesi hem de yurt dışındaki portföy yatırımcıların da programın devamlılığı, sürdürülebilirliği konusundaki şüphelerinden kaynaklı hızlı bir şekilde tekrar parayı farklı alanlara kaydırmasıyla beraber bize sonuçlanmış oldu. Tüm bu gelişmeler karşısında da Merkez Bankası'nın en önemli silahı olan para politikasını kullanmak yerine gerek rezerv politikaları, gerekse ihtiyari politikalarla beraber piyasadaki ateşi almaya çalışması da aslında piyasa tarafında oluşan olumsuz beklentiye daha da harlayan bir kıvama getirmiş oldu. Bu nedir? Evet, işte bizim Merkez Bankası'ndan gördüğümüz faiz oranı artık kullanılmıyor. Artık faiz dışındaki enstrümanları yöneldi diye aslında bizim 2023 genel seçimleri öncesindeki havanın daha da oluşmasını pekiştiren bir sürece bizi itmiş oldu. Tabii ki 2023 Haziran öncesindeki genel durumlara göre Türkiye'nin şu aşamadaki finansal risk göstergeleri oldukça iyi. Ancak geçmişten gelen oldukça olumsuz bir havanın yaratmış olduğu piyasa üzerindeki beklentilerde maalesef dövize olan talebin bir türlü dindirilememesi sonucu olmuş oldu. Ve diğer bir olumsuz sonuç da aslında Merkez Bankası'nın politika duruşunun piyasanın oldukça gerisine düşmüş olmasına sebep oldu. Bu çerçevede biz gerek enflasyon görünümü konusundaki bozulmanın iyileştirilmesi, gerekse finansal piyasalardaki artan risk algısının iyileştirilmesi için Merkez Bankası'nın bu hafta mutlaka faiz artışına gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu faiz artışında aslında biz geçen ay içerisinde %47,5 oranını öngörmüştük ama Merkez Bankası'nın piyasanın daha da gerisine düşmesi kaynaklı, özellikle mevduat faizleri tarafındaki iyileştirilmenin hızlı bir şekilde yeniden düzene sokulması kaynaklı biz politika faiz oranında 500 bas puanlık bir artışın isabetli olacağını kendi aramızda değerlendirdik. Hocam 500 bas puan bu toplantı için mi yani seçim öncesi toplantı için mi bekliyoruz? Biz aslında beklenti ifade ederken belki beklenti kelimesi çok doğru olmaz ama biz ne yapılması gerektiği konusunda bizim para politikası değerlendirme notumuzda para politikasının gerek enflasyondaki bozulma görünümü düzeltmesi,
gerekse piyasalar konusundaki oluşan bu olumsuz algının hızlı bir şekilde iyileştirilmesi için evet Perşembe günkü toplantıda 500 baz puanlık bir artışın gelmesinin oldukça isabetli olacağını değerlendiriyoruz. Bu tabii bizim değerlendirmemiz ama beklenti konusunda benim kendi beklentim Merkez Bankası'ndan daha sınırlı bir yönde fiyat faiz artışı gelebilmesinin daha olası olduğunu düşünüyorum. Yani beklentiyle olması gereken arasında bir ayrışma var en azından benim bakış açım konusunda. Evet, siz 250 baz puanlık bir artış bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani her durumda bir faiz artışı gelebilir diye bir şeyiniz var, beklentiniz var. Yani o kararlı tavrı göstermek için mi? Biraz diyelim şimdi son dönemde yaptığı bayağı bir adım da oldu Merkez Bankası'nın. Bir fonlamayı 46,5 seviyesine çıkardı. Orada faizleri aslında yükseltti. Bir yandan da şimdi bu kredi büyüme hızı oldu. Çok adım atıldı üst üste. Çok adım atıldı. Zorunlu karşılık oranları vesaire. Hani orada da böyle... Aslında ben şurada bir hızlıca bir araya girebilirsem. Şimdi genel aslında para politikasındaki duruşun doğru işlememesindeki temel süreçlerden bir tanesi aslında mevduat tarafındaki sıkılaşmanın gelmemesi kaynaklı. Yani politika faiz oranından mevduat faiz oranına bu geçişin sağlanamaması. FETÖ ve işte arka taraftaki yabancı para swap işlemleri gibi Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme süreçleriyle gidiyor. Şimdi kredi tarafına bakacak olursak, kredi tarafında zaten faiz oranları oldukça yüksek düzeylerde. Ve Merkez Bankası'nın son dönemlerde kredileri daha da sıkılaştırma yönelik atmış olduğu adımlar aslında bizim ekonomi çerçevesi içerisinde sert duruş, yani hard landing diye ifade ettiğimiz aslında daha olumsuz bir, hızlı bir frene basma sürecine götürebilecek bir durumda. O yüzden daha en azından ekonomi açısından daha yumuşak inişi cezbedecek yöntem aslında mevduatlar tarafındaki sıkılaşma ile beraber tasarrufların TL'ye dönmesi ve tüketimin aslında daha koordineli bir şekilde yumuşatılması kaynaklı. Ama hızlı bir şekilde biz özellikle ticari krediler tarafında sert bir şekilde frene basmamızla beraber aslında bunun gerek ekonomideki yavaşlamasının çok daha sert, gerekse istihdam kayıplarının, ücret kayıplarının çok daha yoğun bir şekilde yaşanmasına sebep verebiliriz. O yüzden parasal aktarım mekanizması içerisinde ekonominin istihdam kayıplarının daha az olacak bir şekilde ilerlemesi için ticari kredilerdeki sıkılaşmanın ya da ticari kredilerdeki sert bir duruştan öte aslında tüketimin soğumasının mevduat tarafı gelmesi daha olumlu sonuçlar oluşturabilecek bir bize patikaya götürecektir. Ki bakacak olursak da aslında bizim batıya doğru gittiğimizde gerek Avrupa tarafında gerekse Amerika tarafında izlenen politikalarla beraber aslında mevduatların faiz oranlarının artırılarak en azından bu mekanizmanın kopmamasıyla beraber tüketimin kademeli bir şekilde soğumasına yönelik politikalar işlediğini biz görüyoruz. Bu çerçevede bizim de önerdiğimiz hızlı bir şekilde mevduat tarafındaki sıkılaşmanın gelmesiyle beraber tüketimin soğutulması ama istihdam ve iş gücü kayıpları konusunda sert bir kayba yol açmaması tabii ki aslında genel bizim işte refah, toplumsal refah açısından ekonomide baktığımız önemli hususlardan birisidir. Bunun aslında daha isabetli bir yöntem olacağını ben değerlendiriyorum. Hocam, bir başlangıçta dediniz ki şu konunun da üzerinde durduk dediğiniz noktalardan bir tanesi bu yabancı çıkışları neden hızlandı? Orada bir hareket var. Gerçekten anlamak çok kolay değil. Acaba kurdaki hareket mi? Şimdi Fatih Özatay hocam da yazmış ki o da sizin ekipten 1 Mart'la 15 Mart arasında %3.3'lük bir kurda dolarda artış var diyor. Baktığımız zaman. Acaba yani bunun mu etkisi var? Hakikaten yabancılar niye böyle seçim öncesinde bir gitmeyi tercih ettiler diyeyim. Aslında gerek yabancıların gerekse yurt içindeki yerleşiklerin temel sorunu ekonomi politikasındaki sürdürülebilirlik konusundaki temel şüpheler. Çünkü bakacak olursak aslında özellikle işte Türkiye'nin son 10 yıllık ekonomi tarihi içerisinde aslında 180 derecelik dönüşlerin hızlı bir şekilde yaşandığı son 10 yıllık bir ekonomi tarihimiz var bizim. Bunun için biliyorsunuz birçok sayısız örnek var. Buna ilişkin genel ekonomi politikasındaki devamlılığı pekiştirecek temel adımlar içerisinde aslında piyasalara ve yurt içindeki yerleşikleri güveni tesis edecek adımların atılmaması kaynaklı
tabii ki güven sorununun aslında hem yurt dışında hem de yurt içinde devam ettiğini biz görüyoruz. Bunun da en önemli baskısı aslında döviz ve tabii ki altın olan talep olarak geliyor aslında. Altın talebi de Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerindeki önemli baskı alanlarından birisi. Bunun için aslında ben geçen hafta sizlere yazmış olduğum yazımda neden bir IMF programını tekrar düşünmeyiz konusunu gündeme tekrar taşımıştım. Bu IMF programında aslında ben özellikle ekonomi politikasındaki sürdürülebilirlik ve öngörü açısından ve tabii ki finansmana, uygun finansmana biliyorsunuz IMF'deki borçlanma faiz oranları %2-3 bandında değişiyor. Uygun borçlanma faiz oranlarıyla beraber bu neden tekrardan değerlendirilmez diye bir soruyu gündeme taşımıştım. Evet, tabii yani seçim öncesi siyaseten böyle bir adım pek beklenmez ama seçim sonrası belki bir kez daha değerlendirilir, bilmiyoruz. Yani, ama çok net bir IMF karşıtlığı var. Eyvallah. IMF sözünü dile getirenleri, vay sen işte ne yapmaya çalışıyorsun, kime hizmet ediyorsun falan. Böyle bir siyasi çıkışla karşılaşılabiliyor. Doğru, IMF haklısın. Konusunda. Gerçi benzeri faiz konusunda da vardı da geçmişte. Vardı, aynen vardı. Faiz. Yani baktığınız zaman ne faizi falan diye de. Yani. Ama bir dönüldü o taraftan. Aynen. Bir de ya biraz önce de işte konuştuk, Maruf Buzcugil anlatıyordu. Yani Ankara Sanayi Odası'ndan da ciddi bir destek geldiğini, Top Başkanı Rıfat Ustacıklıoğlu'nun da destekleyen mesajlar verdiğini ki biz de İstanbul'da işte hem Sayın Erdal Bahçıvan tarafından hem Şekip Avdigiç tarafından, İTO tarafından ciddi programa destek var. Yani herhalde iş dünyasından bu kadar gerçekten destek alan bir başka program ben rastlamıyorum. Evet. Herkes bu iş başarıya ulaşsın diye bakıyor ama ona rağmen o güven bir türlü sağlanamadı piyasada. Gerçekten bu burada da bir şey var. Hani herkes bu iş yürüsün diye bakarken ne oluyor da oluyor, bu güven sağlanamıyor. O tarafı gerçekten benim kafamda bir büyük soru işareti. Bugün İsmet Özkul'un yazısı da var. Aslında senin Burcu Hoca'ya sorun yabancılarla ilgiliydi. Ama evet. İsmet Özkul yerli sıcak para da hala güvenmiyor demiş. Hani ya yerlinin sıcak parası olur mu diye insan sorabilir ama şöyle. Ocak'ta net 3.6 milyar dolarlık bir sermaye çıkışı oldu demiş. Ödemeler dengesi bilançosundan verilerle. Evet. 2.5 milyar dolarlık cari açık var. İkisini toplasan döviz rezervlerinden 6.2 milyar dolarlık bir erimeyle bunu karşıladık. Ama yerliler de 5.1 milyar dolar dışarı çıkarmış. Evet. Yerlilerin gözü dışarıda diyor. Yani biz bunu çok net hatırlıyorum. Genel seçimler öncesinde de, değil mi Burcu Hocam, yaşadık geçtiğimiz evet, sene. Yani tabii, tabii. Ciddi bir çıkış oldu, sonra o para geri döndü diye. Şimdi benzer tabloyu yerliler için söylüyorum. Yerel seçimler öncesinde de yaşıyoruz sanırım. Seçimlerden sonra ben de onu sorayım. Yani Hakan abi olası güzel bir bahar, yaz ayları senaryosu çizdi. Buna ne dersiniz? İşte turizm artış, belki kur üzerindeki baskının azalması, döviz gelirlerimizin artması, gri listeden çıkmamız, not artışı. Hakan abi başka? Yani enflasyonda baz etkisiyle düşüş. Böyle harika şeyler. İşte bu seçim öncesi çıkanların geri gelmesi. Bu senaryoya siz ne dersiniz? Ya bu kadar da karamsar olmaya gerek yok mu? Yine TEPAV'dan dün değil mi hocamızla konuştuk. Evet. Ne diyordu TEPAV'ın başındaki değerli Güvensak Hoca? Karamsarlığa gerek yok dedi. Bu kadar da karamsar olmayalım. Ben de bir de böyle bir yani, soru sorayım. Onun söylediği şeydi daha çok. Yani hep böyle zayıf yönlere odaklandık son dönemde. Hani güçlü yönlerimizi de bir hatırlayalım evet. Şeklindeyim. Buyurun. Evet. Şimdi aslında bir piyasalardaki panik havasının aslında bir an önce gidemesi sizin dediğiniz gibi önümüze bakmak açısından çok önemli olacak. Ancak Hakan Bey'in de biraz önce ifade ettiği gibi aslında bir türlü bu sakin ya da en azından piyasalardaki panik havası maalesef giderilemiyor. Bakacak olursak aslında ekonomi yönetimi konusundaki üst belirleyiciler içerisinde neredeyse gün aşırı bir yalanlama haberi çıkıyor. Bu da aslında piyasalar içerisindeki olumsuz haberlerin ne kadar şu aşamada üst düzeyde yoğunlaştığının temel göstergeler arasında yer alıyor. Bu açıdan aslında bu panik havasının giderilmesi için de Merkez Bankası'ndan bu hafta bir politika faiz oranında artış gelmesinin ben çok isabetli olacağını düşünüyorum. Çünkü bu karar
Merkez Bankası'nın gerek bağımsızlığı, gerekse enflasyonla mücadele ve TL'nin değeri konurma konusunda da aslında karar duruşunu destekleyecektir. Ancak Merkez Bankası'ndan bu hafta bir faiz artış kararı gelmemesi, piyasaların işte hep korktu, geri dönüş olur mu, faizde tavana ulaştık mı, enflasyonla mücadele aslında o kadar da önemsenen bir husus değil mi, beklentilerini daha da olumsuz yöne götürebilecek bir süreç olacaktır. O yüzden bence en önemli bizim için milat duruşlarından birisinin Perşembe günkü Merkez Bankası kararı olduğunu düşünüyorum. Burada bir faiz artış kararı gelmesinin de ekonomi yönetimi konusundaki güveni tesis edecek, destekleyecek önemli unsurlar arasında yer aldığını düşünüyorum. Eğer bu baremi aşarsak, kamu maliyesi konusunda da özellikle giderler açısındaki yüksek artış sınırlayacak temel adımların gelmesiyle beraber aslında Türkiye'nin bu uzun süreçte yani 5 yıla yayılacak bir makro finansal istikrar programı içerisinde kademeli bir şekilde kazanımların gelmeye başlayabileceğini ben de düşünüyorum. Ancak 2024 yazı oldukça zor bir yaz olacak. Çünkü şu aşamadaki projeksiyonlarımıza göre bizim Mayıs ayında enflasyon, tüketici enflasyonu %75'i aşacağını bizim projeksiyonlarımız gösteriyor. %75'i aşan bir Mayıs ayı enflasyonunun da aslında birçok fiyatlama davranışları içerisinde yaz aylarında yeni fiyat şoklarını bizim karşımıza getirebileceğini ben öngörüyorum. Bunlar nedir? Ücret ayarlamaları, işte emekliler, kamu personeli, asgari ücret gibi çeşitli ücret ayarlamalarının yaz aylarında yoğun bir şekilde gelerek yıl sonunda Merkez Bankası'nın öngördüğü %36'lık enflasyon tahmininin çok daha yukarılara itme aslında en önemli riskler arasında yer alıyor. Onun dışında biliyorsunuz aslında kamu maliyesi tarafında özellikle ÖTV gibi birçok vergi artışı aslında gerçekleşen enflasyona göre yeniden fiyatlama bazına geliyor. Ve geçmiş yıllardaki yüksek enflasyon artışlarının izleyen dönemlerde de yeniden baza taşınması konusundaki önemli tetikleyiciler arasında yer alıyor. Bu vergileme sisteminin mevcut şekilde devam etmesi ve aynı zamanda Bakan Şimşek'in bahsetmiş olduğu üzere bazı düşük oranlı vergilerdeki vergilerin tekrardan artırılması da aslında fiyatlama konusunda enflasyon sürecinde yeni şoklar bize taşıyabilecektir. Bu çerçevede aslında enflasyonun %40'ların üzerine yıl sonundaki bitirme süreci daha yüksek bir risk olarak geliyor. Ama tabii tüm bunlar özellikle Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının korumasıyla beraber özellikle mevduatlar tarafında TL'ye dönüşün cezbedilmesi, yurt dışından yurt içine yeniden portföy yatırımlarının gelmesi tabii ki programın devamlılığı açısından çok önemli destekleyici unsurlar olacaktır. Bu çerçevede işte her ne kadar yıl sonunda enflasyon %40'ların üzerinde gelse de en azından enflasyondaki aşağı yönlü momentumun sağlayabilmesi açısından önemli bir kazanım olabilir. Yine biraz önce Hakan Bey'in belirtmiş olduğu üzere kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışlarının gelmesi, uluslararası de kuruluşlar tarafından işte FATF gibi kuruluşlar tarafından Türkiye'nin konumunun yeniden iyileştirilmesi de aslında Türkiye'nin bu başlamış olduğu uzun soluklu yeniden dengelenme süreci açısından destekleyici unsurlar olacaktır. Ama tabii her halükarda ben 2024 yılının oldukça zor bir yıl olacağını düşünüyorum. Özellikle kredi tarafındaki sıkılaşma hali hazırda sanayi tarafında gelen aslında daralmayı daha da tetikleyerek istihdam kayıpları ve refah kaybı açısından aslında oldukça zorlu bir yıl olarak bizi beklediğini söyleyebilirim. Vallahi hocam dedi ki o kadar da rahatlamayın. Hani evet. Yaz. Peki, her şey güzel olacak gibi bir beklenti yok. Çok kısa bir soru sorabilir miyim hocam? Bütün bu gelişmeler sonrasında sizin yıl sonu enflasyon beklentinizde bir değişiklik oldu mu? Yani çünkü 40-42 bandında olduğunu daha önce ifade ediyordunuz. Sonra o biraz hatırladığım kadarıyla biraz daha yukarıya doğru çıktı. Sizde bir değişiklik var mı şimdi? Bir de şunu sormak istiyorum. Eğer bu Perşembe günü Merkez Bankası ya da Para Politikası Kurulu bir faiz artışına karar vermezse beklentiniz değişir mi? İlk sorunuzla başlayayım. Enflasyon konusundaki beklentimizde biz şu aşamada hala para politikasının enflasyonu aşağı çekme konusunda sıkılaşmaya devam edeceği varsayımıyla ve yaz aylarında da ek bir vergi veya ücret şoku gelmeyecek varsayımıyla yaptık. Bu varsayımlar tabii biliyorum biraz katı varsayımlar.
Şu aşamada bunların gerçekleşmeme ihtimalleri yüksek. Ama eğer bu varsayımlar çerçevesinde gidilmesi halinde %41 civarında bizim bir yıl sonu enflasyon beklentimiz vardı. Bu olumsuz şokların gerçekleşmemesi halinde hala %41'in erişilebilir olduğunu düşünüyoruz bizim baz senaryomuza göre. Ama tabii buradan sapmalar bizi aslında yıl sonunda %50'lere doğru bir enflasyona taşıyabilir. İkinci sorunuza gelecek olursak, bu hafta içerisinde Merkez Bankası'nın pas geçmesi piyasalar açısındaki kur baskısını daha da yoğunlaştırabilecek bir adım olacaktır. Çünkü bakacak olursak aslında sadece yurt dışına çıkış yok, aynı zamanda yurt içinde de yoğun bir şekilde tekrardan yabancı para varlıkları yoğun tekrar bir ilgi var. Hatta bakacak olursak aslında toplam mevduatları içerisindeki yabancı payının yıl sonundan bu yana yaklaşık 4 puan arttığını görüyoruz ki bu yüksek bir artış. Bu yüzden tekrardan aslında biraz daha programın şu aşama kadar yani yılın son 6 ayındaki kazanımlarını aslında yoğun bir şekilde kaybettiğini ve genel duruş olarak aslında işte rezervlerdeki, swaplar hariç rezervlerdeki, toplam rezervlerdeki gerileme, toplam mevduatlar içerisindeki yabancı para payının yoğun bir şekilde tekrar çıkması aslında Merkez Bankası'nın tekrardan seçim sonrasında çok daha yoğun bir şekilde faiz sürecini artırmasına gerekli olacağını gösterir bize. Bu da aslında ekonomide bizim öngördüğümüz daha yumuşak iniş senaryosundan eğer enflasyonla mücadele önceliklendirilecekse çok daha yoğun bir şekilde adımlar atılarak aslında Türkiye'nin daha sert bir şekilde yavaşlamasını yol açabilecek bir süreç olacaktır. O yüzden ben tekrardan bu hafta Perşembe günü alınacak kararın oldukça kritik olduğunu düşünüyorum. Vallahi Hakan abi son cümlede ben ne olur hiçbir şey olmaz kurda. Niye yapmasa? Zaten kontrol ediliyor yani. Biraz daha rezerv varca olacak olan bu olur. Başka bir şey olmaz. İşte sürdürülebilir mi? Yani sürdürülebilir mi soru işareti ama hani ne olacak? Evet. Yani? Zaten ciddi bir kontrol var gibi. Hocam çok teşekkür ederiz.